Videoya başlamadan önce arkadaşlar, Belge Termometrik isimindeki kurmuş olduğum PlayStation 4 topluluğuna sizi çağırıyorum, davet ediyorum. Bu gruptan arkadaşlar GTA 5'te buluşabiliriz diye düşünüyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar, diğer bir para kasma yöntemi ise cevaplardır. Zaten arkadaşlar bu yöntemi bundan önceki para kasma videolarımda göstermiştim. Cevaplara girmek için arkadaşlar Options'a basıyoruz. Bu arada PlayStation 4 üzerinden anlatıyorum. Bilgisayarda ESC büyük ihtimalle. Yani arkadaşlar menü açıyoruz kısaca. Bir sağa giriyoruz arkadaşlar, online. Online'ın içine giriyoruz. Jobs. Jobs'tan Play Job diyoruz arkadaşlar. Burada Rockstar Created diyoruz. Burada arkadaşlar şimdi Stunt Race'lerde arkadaşlar 2x RP'ler olur. Ancak buradakilerde çok iyi para kazanabilirsiniz. Adversary modlarda arkadaşlar buradaki 2x RP'lere gireceksiniz. Çünkü buradaki 2x RP'ler güzel para verir harbiden. Bakıyoruz var mı yok mu diye. Siz de bu şekilde bakın arkadaşlar. Merhaba, yok. Aynen, yok abi galiba. 2x RP. Abi işte bu 2x RP arada bunu yapıyorlar böyle bazı adversary modlara. Ama şu an yok. Arkadaşlar başka bir de normal EVS'leri var. Onu da size direkt göstereyim. Normal EVS'leri, ana EVS'leri, yani bu oyun çıktığından beri olan EVS'ler diye hatırlıyorum. Diyebiliyorum yani. Oyun çıktığından beri var bunlar. Bu arada arkadaşlar bu EVS'ler de her evde yok. Bu şekilde evlerde var. Şöyle 3 katlı falan. Bir diğer para kasma yöntemi ise arkadaşlar Bunker'da para kasma yöntemi. Bunker nasıl alınır size hemen göstereyim arkadaşlar. Yine internete giriyoruz telefondan. Burada Money & Service diyoruz. Buradan Mazabank, yine aynı şekilde facility aldığımız gibi arkadaşlar. Şurada Fore Clausure'den o Mazabank'tan yine gidiyoruz. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Burada bizi iki tane banker karşılıyor. Bir şu, bir de şu. Bunlar arkadaşlar bununla bunun fiyatı neredeyse arkadaşlar aynı gibi. Bununla da aynı facility gibi. Bunu almanızı öneriyorum arkadaşlar. Ben anlamadan facility'de banker'da bunu aldım. Bunlara bakmadan galiba anlamadım. Bunlar çünkü arkadaşlar çok bir fiyat farkı yok. Bunlar 100 bin veya en fazla 200 bin daha pahalı. Şu aşağıdakilere göre. Neyse arkadaşlar, bankayı aldınız şu an diyoruz. Aldınız diyelim. İlerliyoruz. Evet arkadaşlar, şu an bankayı aldınız ve içeriye girdiniz. Haritada şu an gördüğünüz üzere minimap'te bir laptop işareti var arkadaşlar. Şu şekilde laptopa doğru yürüyeceksiniz. Yürürken arkadaşlar size şöyle bir bunker'ın mantığını anlatayım isterseniz. Bu bunker'ın arkadaşlar facility'ye göre, hani bunker'ı alıp bunker'ın işlevini bilmeyen çok arkadaşımız var. Hani çünkü birçok arkadaşımız arkadaşlar bunker'ı süs olarak tutuyor yani. Şimdi abi size mantığını anlatıyorum. Stok yazan arkadaşlar paradır. Stok arttıkça paranız da artar. O volo yazan yerde para da artar. Research ise arkadaşlar oyundaki size bankanın ücretsiz verdiği bazı silah eklentileri veya silahlı hani zırhlı arabaların boyaları falan, kamolu boyaları falan onlardır. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere sol altta Doomsday Heist invite falan geliyor. Onların direkt Doomsday Heist'inize girebilirsiniz. Tabi facility aldıysanız diye arkadaşlar, neyse. Şimdi bu arada aynı facility gibi bu laptopa geçtiğiniz için de Secure Server açmanız lazım. Şöyle abi, yani ben de şu an açılı olduğu için size gösteremiyorum. Secure Server yapıyor çünkü yukarıda. Şurada falan arkadaşlar çıkıyor Secure Server. Buradan falan girmeniz lazım. Secure Server arkadaşlar girmeniz için de pasif moddan çıkmanız lazım işte, yani pasif modda olmamanız lazım işte. Bu arada bu Invite to Bunker direkt de arkadaşlar bankanıza direkt arkadaşınızı falan çağırabilirsiniz. Aynı şekilde facility için de geçerli arkadaşlar. Bu neyse. Laptopa şu an oturduk. Devam edelim.
Acestirik. Bu şekilde arkadaşlar yerler var. Şimdi arkadaşlar Resupli yazan yeri söylüyorum. Bu arkadaşlar Supli kazanmak için. Supli kazanma yeri de yani genel olarak. Steel Supli derseniz oyun size bir şey atacak. Paket alma görevini atacak arkadaşlar ve bir paket alacaksınız. Şu an fotoğrafta gösterdiği gibi arkadaşlar. Sağdaki fotoğrafta gösterdiği gibi ortada. Öyle bir arkadaşlar paket alıp bankara geri döneceksiniz. Böyle bir görev. Eğer Bay Supli derseniz arkadaşlar bu gösterdiği paraya bir miktar Supli alacaksınız. Bunu size önermiyorum. Research arkadaşlar dediğim şey işte şu an mesela ben Research progresini tamamlarsam bana arkadaşlar şu itemi verecek. Serstok deyince arkadaşlar yine size bir görev atacak. Bu sefer arkadaşlar göreviniz çaldığınız paketleri satma görevi olacak. Burada arkadaşlar kesinlikle alttaki olan Los Santos seçmenizi öneriyorum çünkü bayağı bir para farkı var. Evet, şimdi bunu da geçtik. Manangası arkadaşlar. Bu ise bankanızda çalışacak olan işçileri gösteriyor. Bunu derseniz arkadaşlar sadece stok level olarak artacak olan işçilerdir. Yani bunu yaparsınız arkadaşlar ve supply yapınca bu arada arkadaşlar supply yapınca stok level veya research level artar. Buradaki seçtiğiniz şeye göre işte en üste giderseniz arkadaşlar sadece stokunuz artar. Ve bu da sadece para odaklı sistemdir. Eğer arkadaşlar bu derseniz sadece research'larınız artar. Yani stok artmaz, sadece research artar. Ama tabi daha hızlı artar arkadaşlar. Yani sadece tek stok derseniz de stok daha hızlı artar. Tek research derseniz de research daha hızlı artar. Ama en alttaki arkadaşlar size önerdiğim şey hem research hem stok. Bunu arkadaşlar size öneriyorum. İkisi de artar ve bu şekilde oyuna hem bankadan para kasarsınız hem de research'teki itemleri bedavaya alırsınız arkadaşlar. Para falan vermeyin burada. Bunları da önermiyorum. Buy upgrade ederseniz arkadaşlar bu şekilde upgrade'ler ararsınız. Bunların da ne olduğunu daha hiç bilmiyorum. Hiç almadım. Bilmiyorum. Ve arkadaşlar shutdown business. Bunu derseniz arkadaşlar ben ilk başta yanlışla dedim. Bankalar arkadaşlar sıfırlıyor. Bankarı sıfırlıyor bildiğiniz yani. Hani bütün stok leveli, research leveli falan. Sub leveliniz de sıfırlıyor. Her şey sıfırlıyor. Ve size para falan da vermiyor. O yüzden arkadaşlar bunu da sakın demeyin. Kontrol demeyeyim ona yani. Evet abi. Bunker. Kısaca bu. İlk başta sable alarak stok level arttırıyorsunuz. Bu stok level de sizin paranızı arttırıyor. Şurada Valo'ya yazan parayı arttırıyor. Bu stok level arkadaşlar dolmaya başlayınca yani yavaş yavaş hani bu arkadaşlar stok levelin full dolmasını beklemeyin. Arkadaşlar yarıda falan bunu şey yapın. Bekletin. Yani daha fazla saple almayın. Ve sel stok deyip sel to Los Santos deyin arkadaşlar. Bu arada bu ikisinin arasındaki fark bunu arkadaşlar satması biraz daha kolay. Bunu biraz daha zor. Bunda biraz daha arkadaşlar süre sıkıntısı var. Bunda süre sıkıntısı yok galiba. Hani çünkü bunu denemedim de bu daha kolay onu biliyorum. Şimdi arkadaşlar satmada da olay şu. Ben bir kere bunu satarken paramı kaybettim arkadaşlar. Daha fazla para alabilecekken az para aldım. Fazla para alamadım onu diyorum. Onu demek istiyorum yani. Yanınızda en az bir arkadaşınız falan olarak bunu satın arkadaşlar. Tek başınıza satmayın. Çünkü zaman sınırı da var dediğim gibi. Bir arkadaşınız veya iki arkadaşınızla bu görevi de satma görevini yapın. Yine bu şekilde bazamaktan ne olabilir diğer yöntemlerden. Bu şekilde arkadaşlar Clubhouse'lar alarak görevler oluyor burada da. Veya ana ekranda iki arkadaş Dynasty'ye giriyorsunuz. Yeşil olacak. Burada arkadaşlar şu şekilde 4 tane. Bunun abi hem çok eğlenceli görevleri var. Hani eğlenceli cidden. Hani bankara sayın arkadaşlar bir bankara alın bir görevlerini yapın. Sonra bunun görevlerini yapın abi. Fark alacaksınız. Ve de fena para vermiyor. En büyük özelliği eğlenceli olması.
Bunu da arkadaşlar detaylıca bir şeyini çekemem çünkü şu anda bunun şans sahibi değilim. Detaylısını çekemem. Fasilite ve bankırda olduğu gibi. Bunda da arkadaşlar aynı bankırdaki gibi laptop var. Laptopa giriyorsunuz. Oradan görev alıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam görevleri almak için arkadaşlar bir miktar para falan veriyorsunuz. Ama paranın her türlü o parayı verip de daha fazla para kazanıyorsunuz. Onu söyleyeyim, o yüzden şey yapmayın. Daha fazla GTA 5 videosu için arkadaşlar videoyu beğenin. Ve yorumlarda da belirtin. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.